Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli Ensar Vakfımızın kurucuları, muhterem yönetim kurulu üyeleri, çok değerli gönül dostlarımız ve Ensar muhibbileri, hoş geldiniz, sefada getirdiniz. Gül atıp gül alıp gül satanlara, sabır terazilerini gülden kuranlara, Resulünü özledikçe gül koklayanlara selam olsun. Dualınız makbul, bayramınız mübarek olsun. Nefretlerini kes, sevgiye kurban olsun. Kötü sözü kes, güzel söze kurban olsun. Küslükleri bitir, barışa kurban olsun. Koçu kes, İsmail'e kurban olsun. Atamamışsan kinini, nefretin içinden, içindeki kötülüklere kurban olursun. Muhterem misafirlerimiz, değerli hazirun, Ensar Vakfımızın bayramlaşma programına hepinize hoş geldiniz diyor. En içten sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vakıf mütevelli heyeti adına açılış konuşmasını yapmak üzere mütevelli heyet üyemiz ve Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu Başkanımı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Saygıdeğer milletvekilim, saygıdeğer vakfımızın kurucuları, yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer dostlar. Öncelikle hepinizden kalbi duygularımla selamlıyor. Bu bayramlaşmanın hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii vakıf başkanımız haçta olduğu için bana vekaleten açış konuşmasını yapma görevi düştü. Ben de maksada matuf ve her şeyden önemlisi vakfın bilgilerini size doğru aktarmak açısından bana hazırlanan metin çerçevesinde sizlere bu açılış konuşmasını yapacağım inşallah. Ensar Vakfı yaklaşık 34 yıllık vakıf hizmetlerinde Değerler Eğitim Merkezi ile İstanbul Tasarım Merkezi ile Ensar Yayın Grubu, Başakşehir Ensar Koleji ve ana kollarıyla İmam Hatip Ortaokulu lise öğrencilerine yönelik yemek faaliyetleriyle Türkiye'deki 60 şubesiyle burs faaliyetleriyle hayatına devam etmektedir. Ensar Vakfı kurulduğu günden itibaren çalışmaların merkezine İmam Hatip Camiası'nı din eğitimini almış, örgün ve yaygın eğitim sistemi içerisinde din eğitimi ve öğretim niteliği, bu eğitimi isteyen her vatandaşın sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için vakfın temel politikalarını oluşturmuştur. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel toplantılar, sempozyumlar, çalıştaylar, yayınlar yapmak suretiyle din eğitimine önemli katkılar sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Değerler Eğitim Merkezi, din ve değerler eğitim alanı yönelik araştırmalar, yayınlar, bilimsel toplantılar, raporlar hazırlayan, aynı zamanda lisans ve lisans öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları olan akademik ihtisası hazırlayan bir merkezdir. Değerler Eğitim Merkezi her yıl geniş katılımlı uluslararası sempozyumlar düzenleyerek din ve değerler eğitimine ilişkin bilgilerin toplandığı akademik bir havzadır. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Değerler ve Eğitim Sempozyumunu düzenlerken bu yıl Allah nasip ederse 23-24 Kasım'daki ev sahipliğini Esenler Belediyesi'nin yapacağı Uluslararası İmam Hatip Sempozyumu, ki hasreten buna katılımınızı tavsiye ederim. 1913'ten 2013'e kadar İmam Hatiplerin bu ülkede geçirmiş oldukları sürecin anlatılacağı uluslararası bir sempozyum ve inşallah bu sempozyumda 35 bilim adamı, 40 akademisyenle beraber 2 gün sürecek bu sempozyumda sizleri dağılmaktan hem Ensar Vakfı hem de biz Esenler olarak onur duyarız. İstanbul Tasarım Merkezi, tarihin tüm estetik zenginliğini günümüze taşımayı hedefleyen, özgün dokunuşlarla sanat ve estetiğe yeni bir bakış kazandırmaya çalışan bir mecra olarak çalışmalarına devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl 1. Uluslararası İslam Sanatına Geometrik Desenler Çalıştayı düzenleyerek bir hafta boyunca İslam mimari geleneği ve geleceği üzerine uluslararası bir birikim oluşturmuş. 26 Ekim 2003 tarihinde de yine benzer bir perspektifle İznik ve Osmanlı Sanatları resim sergisini açacaktır. Buraya da katılımınızı hem davet olarak hem de teşviklerinizi beklemekteyiz. Ensar Yayın Grubumuz bünyesinde bulundurduğu tematik yayın evi ve 600'e yakın neşrettiği eserleriyle yayın ve kültür hayatımız önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Malumunuz olduğu üzere Ensar Vakfı bünyesinde yer alan iki eğitim kurumundan biri olan Bağcılar Ensar Koleji binasının Milli Eğitim'e devredilerek Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülmüş
Diğer okulumuz da Başakşehir'de Başakşehir Ensar Koleji olarak devam etmektedir. Kurban organizasyonları vakıfların hizmetlerini sürdürme ve genişletme konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Vakfımız kurban organizasyonuyla aldığı kurban bağışlarını her gün İmam Hatip Ortaokul Liselerinde öğrenim gören yaklaşık 20 bin öğrenciye öğle yemeği olarak sunmakta, bu sayıyı her yıl artırmaktadır. Kurban bağışları nispetinde bu ikramın daha çok öğrenci ulaşacağını altını çizmek isterim. Bu yıl kurban organizasyonumuz Tekirdağ, Aksaray ve Konya Ereğli'de yapılarak üzerimizdeki kurban vekaletleri Allah'ın izniyle ifa edilmiştir. Vakfımız son yıllarda tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi yeni bir şubeleşme gayreti içerisine girmiş, her ilde bir ensar proje parolasıyla Türkiye geneli çalışmalarına başlamıştır. Bugün itibariyle vakfımız 60 şubesiyle faaliyetlerine devam etmektedir. İnşallah en kısa zamanda 81 ilde 81 ensar şubesiyle yoluna da devam edecektir. Ayrıca 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Kocaeli'nde şubesinin açılışında Hayrettin Karam Hocamızın teşrifiyle açılış yapılacak Kocaeli şubemizin yeni hizmet binası açılışı programının tertip edilmiştir. Siz değerli dostlarımızı da orada ağırlamaktan vakfımız gurur duyacaktır. Bu vesileyle bayramlaşma programları vesilesiyle vakfımızın gönüldaşları ve büyükleriyle bir araya gelme fırsatı buluyor ve bayram sevincimi sizlerle paylaşıyoruz. Sözlerimin sonunda bayramlaşma programımıza teşriflerinizden dolayı vakfımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah'tan huzur ve barış ile tüm Müslümanlara, tüm Müslümanların bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bütün bayramları bizim bayram gibi yapmasının temennisiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bayramlarınızı tekrar tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk, afiyetler diliyor. Allah'a emanet ediyorum. Saygılarla. Vakfımız mütevelli heyet üyesi ve Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Kısa selamlama konuşmaları için Ordu Eski Milletvekili Hamit Taççı Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Selamun Aleyküm. Hepimizin kurban bayramını kutluyor. Allah'tan günün huzuruyla nicelerine bizi ulaştırmasını niyaz ediyorum. Sizlerle bir arada bulunmak bir huzur vesilesi, bir kazanım benim için. Bunun için Allah'a şükrediyorum. Sizlerle akşama kadar birlikte olmayı arzu ederdim. Ancak biz bu bayramda maile İstanbul'dayız. Çocuklar saat 4'te Büyükçekmece'de bir randevuyla almışlar benim bilgim dışında. Onlara uymak zorunluluğum var. Hepinizden izin istiyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Yine aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Türk Hava Yolları Teknik AŞ Genel Müdürü İsmail Demir Beyler buradalar. Bir selamlama konuşması için kendilerini kürsüye davet ediyorum. Buyurun İsmail Bey. Selamünaleyküm. Bu kadar değerli hazirin yanında bizim lafımız olmazdı ama teşekkür ederim yine de. Ben de bütün Ensar Camiası'nın ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Allah hepimize nice bayramlar göstersin ama bu bayramları şu andaki gibi İslam dünyasının kan ve ateşle yandığı değil, inşallah barış ve huzur bulduğu, ilahi kelimatullah'ın gerçekten yüceltildiği ve böyle huşurda olan nesillerin olduğu günleri göstermek nasip eylesin. Biz olmasak da inşallah çocuklarımız da bu günleri görsünler. Allah'a emanet olun. Türk Hava Yolları Teknik AŞ Genel Müdürümüz İsmail Demir Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aramızda yine çok değerli misafirimiz var. Ahmet Yurtman, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü hocamız buradalar. Buyurun hocam. Sayın milletvekilim, muhterem hocalarım, çok kıymetli eser dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bayramımızı da hepimiz için kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah nice güzel bayramlara bizlere ulaştırmasını nasip eylesin diyorum. Tabii Sayın Başkanımız adına burada belediye başkanımızın yaptığı konuşmada Ensar'ın bütün Türkiye'de, bütün illerinde şubeleşme hedefinin olduğunu kendi ağzından dinledim. Kocaeli açılıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle Allah nasip ederse bizler de Yalova ile ilgili hazırlıklarımızı sürüyoruz. Herhalde çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, bir ay içerisinde inşallah Yalova'ya da Ensar şubesini kuracağız. Yalova'da eğitim adına çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Yalova'nın eskiden İstanbul'da bir ilçesiydi. Ama şimdi mevcut durumu İstanbul'un ilçeleriyle hiç kıyaslanamayacak kadar çok geride kalmış, bizden azca uzaklaşmıştır. Biz bununla ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz dedim ve
hem İmam Hatipler'le ilgili, Yalova'yla ilgili hem de bütün Türkiye'deki İmam Hatipler'i ilgilendiren girişimlerimiz oldu. Ama özellikle 1980 öncesinde Yalova Merkez İmam Hatip'in hemen yanında Uygulama Tatbika Camisi olarak ayrılan bir yer vardı. Buranın yeri cami olarak temeli atıldı. 12 Eylül geldi, buraya el konuldu, üzerine toprak dokuldu. Mevcut olarak hala boş durmaktadır. Yalova Valiliği olarak buraya İmam Hatip olarak ayrılan cami, Uygulama Camisi'nin temeli atılan bu yerde bir emniyet müdürlüğü dikilme aşamasına gelmişti. Emniyet müdürlüğüne tahsis edilmişti. Ama Feyzullah Kıyıklık abimiz devreye girerek, ben huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. 4650 metrekare yeri alalım derken biz en azından Allah'a adanan bu adayı, bu toprağı, mescit olan bu yeri, cami olan bu yeri yeniden buraya kazandıralım derken valiliğe ait 15 dönüm yeri Feyzullah abi geldi. Belediye valilikleri de görüştü, ilgili görüşmeleri Ankara'da da yaparak son olarak da geçen hafta itibariyle başbakanımızdan da ona çıkarak 15 dönümü bize tahsis edildi. 5 dönümde İmam Hatip'in yeri var. Burayı da yıkarak ona katarak inşallah güzel bir kampüs haline burayı dönüştüreceğiz. Bundan dolayı huzurlarınıza yeniden Feyzullah abiye teşekkür ediyorum. Yine Esenköy'de Hizmet İçi Eğitim Merkezi olarak çok güzel 50 dönümlük bir yer var. Burayı da yine inşallah bütün İmam Hatip'lerin hizmetine sunulacak çok güzel bir projelerimiz var. Burayı da inşallah gerçekleştirirsek diğer rutin olarak İstanbul'da yapılan ilçelere İmam Hatip okullarının yapılma süreci var. Bunları da yapıyoruz. Ben daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun. Yalova İl Milli Eğitim Müdürümüz Samet Yurtman Hocam'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vakfımız kurucularından ve her zaman göremediğimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan baş müfettiş olan Hasan Uyar Hocamız buradalar. Hocam buyurun bir selamlama için. Selamünaleyküm. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Ensar Vakfı'nın ilk kuruluşunda tabii eski arkadaşlar bilir, hiç siyasal bilgilerin ve bazı kurumların vakıfları olduğu gibi bizi de kaynaştıracak, bize de birbirimizi sevdirecek bir kuruluşa ihtiyacımız olduğu belirtilerek bu adım atıldı. Allah'a hamdolsun, özellikle kuruluşta çok emeği geçen, hatta bazıları da ahirete intikal eden tüm arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanları da saygıyla selamlıyorum. Allah hepimize sevgimizi, saygımızı artırsın ve eskilerin dediği gibi encamımızı hayır eylesin ve bugün bu arkadaşların yan yana gelmesini sağlayabilen bu kurumun ülkemizde birçok temelli hizmetlerin içinde olması, hatta bazılarına öncülük etmesinden de şeref duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hasan Hocam'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Muhterem misafirlerimiz, Ensar Vakfımız Kocaeli Şube binamız yeni hizmet binasını önümüzdeki hafta açacak. Şube Başkanımız buradalar. Davetlerini kendi ağzından bir duyalım istiyoruz. Buyurun Musa Bey. Selamun Aleyküm. Sayın Vekilim Mütemazırım. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ensar Vakfımızın bu güzel insanlara beraber getirdiği için genel merkezimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim İzmit diyor da İzmit olmadık. Büyüdük Kocaeli olduk inşallah. İzmit ilçe oldu şu anda. Vakfımız 2008 yılında açıldı. Aynı zamanda 28 Şubat sürecinde kapatılmıştı. Biz tekrar canlandırmak için 2008 yılında faaliyete geçirdik. Hizmet binamız yoktu. Mart itibariyle hizmet binamızı açtık. İnşallah 26'sında cumartesi günü hepinizi bekliyoruz. Bu vesileyle Hayrettin Hocamı da davet ettik. Allah ondan razı olsun. Hayrettin Hocam da gelecektir. Hepinizi davet ediyorum. Tekrar bayramımızı kutluyorum. Sevgi ve saygı sunuyorum. Evet, Kocaeli Şube Başkanımız Musa Taşçı Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kocaeli'deki açılış programı saat 13.30'da Hayrettin Hocamızın konferansıyla Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası'nda olacak. Saat 16'da inşallah merkezde de açılışı yapılacak hayırlısıyla. Muhterem misafirlerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey vakfımıza teşrif ettiler. Biraz sonra salona da teşrif edecekler. Şimdi ben konuşmalar yapmak üzere vakfımız kurucularından mütevelli heyet üyemiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feyzullah Kıyıklık Bey'i davet ediyorum. Sayın Vekilim buyurun. Selamünaleyküm. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Buyurun. Değerli arkadaşlar,
Allah razı olsun, her bayram buraya kadar gelen bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelmeyen insanlara da kırıldığımızı, kalbimizin onlara da gerçekten incindiğini de duyurmak istiyorum. Allah'ın lütfunun ne olduğunu insan kaybedince mi anlamalı? Şura bir Allah'ın lütfudur. Hiç görmediğimiz insanları görüyoruz. Yıllardır göremediğimiz insanları görüyoruz. Dertleşiyoruz. Birbirimize bir dertlerimizi anlatıyoruz. Yani ne olur bu bayramın üçüncü gün sonra bu toplantılar yapılsa, gelinse, benim sizden bir istirham var. Ne olur arkadaşlarınıza söyleyin, arkadaşlarımıza söyleyelim, buraya gelsinler. Arkadaşlar, Allah'ın bizi İslam ikliminde yaratması kadar güzel bir şey yok. Müslümanlıkla direkt tanıştık. Allah korusun, belki Avustralya'da veya ne bileyim İngiltere'de olsaydık Hristiyan da olabilirdik. Öyle mi Afrika'da? Yani Hristiyan da olabilirdik, putperest de olabilirdik. Bir de bir şey daha var. Allah'ın bize lütufları çok. İslam ikliminde yarattı bizi. Ve bir de arkadaşlar, bizi imam hatiplerle tanıştırdı. İlahiyatlar ve İslam enstitüleriyle tanıştırdı. Ve biz dinimizi, diyanetimizi öğrendik ve imamlık yaptık, vaizlik yaptık. Arkadaşlar bakın, içinizde iş adamları var. Siyaset adamları var. Bizim Allah'ın bize verdiği imkanları kullanabilecek bizden daha büyük kalabalığa sahip hiçbir topluluk yok. Camide gidin arkadaşlar, bir sürü insanları cuma günü topluyorsunuz. Ve onlara istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Bu büyük lütuf değil mi? Parayla toplasanız bulamazsınız ya. İşte biz buraya getiremiyoruz. Öyle mi? Ramazan bir ay. Herkes geliyor bizi dinliyor arkadaşlar. Bunlar Allah'ın lütfu olarak kabul edilirse mutlaka bereketi ve geleceği olur. Ha bunlar dert olarak veya iş olarak görülürse aynen bizim gibi olur. Allah'a şükürler olsun. Şurayı genişletelim. Ben bilmiyorum, Ali hocamız burada mı, ona yeniden teşekkür edeceğim. Evet. Ali Gülbüz hocamıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vakfımızın en büyük imkanını onun, işte Sayın Ömer Haim Ulusoy ve böyle birkaç arkadaşın, ki başında Ali abimizdir, sayesinde büyük imkan elde ettik. Daha böyle birçok imkanlar elde edebiliriz. Etmemiz de lazım. Arkadaşlar hiç övünmeye gerek yok. Bütün 1,5 milyar insan 2,5 milyar dolar. Tabi adam istediğini yapar. Gezi olaylarını da burada çok rahat ayarlar. Güneydoğu'yu da çok rahat ayarlar. Hatta kasabayla köyler bile kavga ettirir. Hatta siz İzmir'de maden, altın madeni açacaksınızdır. Onu da çok rahat getirir. Pijamalarıyla milleti gezdirtir ve engeller. 10 yıl engeller mesela. O para insanı kudurtur arkadaş. Senin en küçük ücra köşene kadar gider ve hangi tüyünü çekerse bağıracağını bulur ve onu da çeker istediği zaman. Ve öyle yapıyor zaten. Çok enteresan. Bazen işte ben de yazdım diye Celal Bayar bir şey yazmış. Herhalde okumuşsunuzdur. Hayat hikayesini. O dikkat etmemiş ama benim çok dikkatimi çekti orada. Diyor ki milletvekiliyim, aynı zamanda da diyor İzmir bölge müfettişiyim, oraya gittim. 3-4 tane delikanlı geldi diyor İzmir Robert Kolej'den. Delikanlılardan birisi çok heyecanlı. Lise 1'de onu da astınız zaten sonra. Dedi ki diyor, efendim sayın vekilim, sayın mebusum, buradaki Amerikalılar geliyorlar bizi Manisa'nın ve falanca yerin bölgelerine götürüp orada en sözü geçen insanları tespit ettiriyorlar. En kuvveti olan insanları tespit ettiriyorlar.
en çok dindar insanları tespit ettiriyorlar. Dinsiz insanları tespit ettiriyorlar. Ve hocalar da başımızda oluyor, onları alıp Amerika'ya götürüyorlar. Bunlar mutlaka bir şeyler yapıyorlar dedi diyor. Adnan Bey'sin de bir çocuk diyor. Yanındakiler ondan da küçük diyor. Adnan Menderes, Allah rahmet eylesin. Buna bir önlem alınmazsa bunlar ileride demiş bizi yıkmak için orada planlar ayarlayabilirler. Tabi o es geçmiş çocukluk aklı diye geçiyor Sayın Cumhurbaşkanı o zaman o zaman milletvekili Celal Bayar. Arkadaşlar o para bunu da yaptırır, öbürünü de yaptırır. Hepsini yaptırır. İmkan çok ayrı bir hadise. Bizim ufacık bir imkanımız oluyor. Ortalığı altın üstüne çevirebiliyoruz. Düşün ki bizim Ensar Vakfı ve diğer vakıflarımızın hepsinin yıllık bütçesi 100 milyar dolar olduğunu düşünün arkadaşlar. Senede Türkiye'den Amerika'ya burs kazanarak sosyal bölümlerde burs kazanarak giden öğrenci sayısı, üniversite öğrencisi, master ve doktora 1400'e yakınmış arkadaşlar. Bu vakıflar veriyor onların şeyini. Neydi? Bursunu. Bunların hepsi Türkiye ile ilgili çalışıyor gidince. Gidin diyor, Trabzon'un şu dönemdeki tarihini hazırlayın. Gidin Dersim'in şu bölgesindeki halkın sosyal yapısını inceleyin. Gidin Sinop'un falanca kazasının tarihi olgusunu ve oradaki sözü geçen insanları inceleyin. Sosyal yapısını, siyasi yapısını. Sonra onları topluyor. Biz onları götürüyoruz, ellerine veriyoruz. Ondan sonra da onlar oralarda istediklerini yapıyorlar. Ne olur gelin biz de zengin olalım. Ben fakir bir vakıf olmak istemiyorum. Devlet versin. La biz niye vermeyelim? Ben çoğunuzu tanıyorum. Benim gibi karnı öğleye kadar aç, öğleden sonra doyarsa doyan insanlardır. Öyle değil mi? He? Şimdi her şeyimiz var. Demin birisi diyor ki bu kadar şişmişsin, yiye. Eskiden niye şişmiyordum delikanlı? Senin o zaman da vardı malın mülkün. Sen zaten az yediğin için öyle kalıyordun. Ama biz maalesef yemeği bulunca iyice yüklendik. Bu paraları nereye götüreceğiz arkadaşlar ya? Avukatlık yapanlar bilirler. Vallahi hep çocuklarınız birbirine düşer. Samimi olarak söylüyorum. Gelin arkadaşlar bu vakıfları zenginleştirelim. Öyle zenginleştirelim ki bizim vakfımızın yıllık bütçesi 10-15 milyon. Kaç milyon olsun biliyor musun? En az 50 milyar olsun. Ve dolar. Görün o zaman biz neler yaparız. Ve bir de isteyelim arkadaşlar, bu ayıp bir şey değil. İsterken de çok isteyelim. Allah'tan da insanlardan da. Kusura bakmasın, Milli Eğitim Müdürümüz gitmişler. Efendim buradan 5-6 dönüm yer versene bize. Vali hanıma söylüyorlar. O da vermem diyor. Ben hepsini istedim. Bunu da kimden öğrendim? Halettin Bey'den öğrendim. Dedi ki arkadaşlar, 100 isterseniz Allah birini verirse bir olur. O %10'unu verirse 10 olur. Ama 10 isterseniz %10'u gelirse 1 olur dedi. Ben de 500 isterim. Hiç olmazsa %10 gelirse 50 olsun. Ve isteyelim, bunları yapalım. Ne olur. Kuvvetlenelim. Ve arkadaşlar imkanlarımız çok. Allah'ın bize verdiği imkanı Allah hiçbir topluluğa vermemiş. Vaaz-ı nasihat yapabiliriz. Onlara eğitim, öğretim verebiliriz. Terbiye verebiliriz. Bir bağırıyoruz, herkes geliyor. Öyle değil mi Hasan Bey kardeşim? Hangi toplulukta var böyle ya? Çocuğun geleceğini yapmamız lazım. Garantiye almamız lazım. Kimsin sen ya? He? Kimin hayatını garantiye alıyorsun? Kendininkini alamıyorsun ki çocuğunun hayatını garantiye alasın. Galatasaray'da öğretmenim, hepinizin aklında olsun. Bir arkadaşımız Fransa'dan geldi. Çocuklarını oraya verecek. Verme dedim. Yalvardım. Yok vereceğim dedi. Şimdi ağlayıp geziyor. Ben orada öğretmenlik yapıyorum. Verme diyorum ya. Verme.
Ya bir dinle hiç olmasa, değil mi? Bir de bizim birbirimize de saygımız yok. Ne bileyim yani, Fezullah Kıyıklık veya Bahattin Cebeci veya ne bileyim Hüseyin Kader ne bilir ki? Az çok dinsizler epey bir şeyler bilirler. Nedense onlara da ayrı bir saygımız var. Bu da bizim bir eksikliğimiz. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben de kaçacağım. Sayın Başkanım, sizi dinledikten sonra, çünkü Çorum'a gideceğim, babamın, anamın mezarını ziyarete. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Sayın Milletvekilimiz Fezullah Kıyıklık Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Muhterem misafirlerimiz, Vakıf Başkanımız İsmail Cenk Dilberoğlu Bey haçlılar. Ayrıca İbrahim Dili Tatlı Bey de haçlılar. Onların selamlarını ve bayram tebriklerini size iletiyorum. Muhterem Hayrettin Karaman Hocamız ve Bekir Toparol Hocamızın da selamları ve bayram tebrikleri var. Onları iletiyorum. Yine Vakıf Mütevelli Heyet Üyemiz Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail Erdem Bey'in de selamları var. Ayrıca dün beni arayan ve Kanada'dan gelen Rasım Şekercioğlu Bey'in selamları var. İletmemi istediler. Tebriklerini ve selamlarını sizlere arz ediyorum. Muhterem misafirlerimiz, kıymetli büyüklerimiz, konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mimar Kadir Topbaş Başkanımızı kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Selamun Aleyküm. Hepinizin ve sizin nezdinde de tüm Ensar Camiası'nın, İslam aleminin bayramı tebrik ediyorum. Nice bayramlar diliyorum. Biraz gecikmeli katıldım. Bir cenazeden sonra Emin Saraç hocamı ziyaret ettim. Duasını almak üzere. Kendisi bizim Yom Hatip'te ilk başladığımız zaman Arapça hocamızdı. Kendilerinin tabii ki bizim üzerimize büyük hakları vardır. Mümkün mertebe ihmal etmemeye gayret ediyorum. Değerli kardeşlerim, Fevzat Bey güzel şeyler söyledi. Çok fazla vaktinizi de almayacağım ama şunu ben ilave etmek isterim, söylemek isterim. Birçok toplantılarda, hatta uluslararası toplantılarda, Birleşmiş Milletler'deki konuşmalarımda da dile getiriyorum. Öyle bir dönemde, devirde yaşıyoruz ki şu anda dünyada yaşayan tüm insanların kaderleri birbirine bağlı. Eskiden insan bir kasabada hayatını bitiriyordu. Bir şehirde veya bir ülkede, ama şimdi bir başka coğrafyada herhangi bir olay bütün dünya insanlığını etkiliyor. Hatta deniyor ki Endonezya'da bir kelebek kanat çırpsa Amerika'da fırtınalar kopar. Böyle bir dünyada yaşadığımız için tüm insanların sorumlulukları da o denli büyük. Ama özellikle insanlığın geleceğine, toplumların geleceğine, ülkelerin geleceğine gayret edenlerin sorumluluğu diğerlerinden çok daha farklı. Ve bizim özellikle şu anda iktidarımızın Türkiye'deki başarısı, dünyada bunun nasıl başarıldığı sorgusuna muhatap oluyor bir taraftan. Diğer taraftan Türkiye'nin gerçekten hak ettiği noktaya gelme konusundaki bir mücadele, bir başarıya ulaşmanın öyküsünü de beraberce izliyoruz, takip ediyoruz ve yaşıyoruz. Burada özellikle vakıflar, bu konuda gayret sarf eden samimi STK'lar, sivil toplum örgütleri, bütün toplumlar, bireyler çok ciddi bir sorumluluk taşıyor bu dönemde. Hani biz zaman zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Osmanlı'nın son döneminde şu hataları yapmasaydı şunlar olmazdı. Gelecek kuşaklarda şu denir. Öyle bir devir geldi, öyle bir fırsatlar ortaya çıktı ki bizim o zamanki büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz biraz daha dikkat etselerdi bugün Türkiye dünyada en etkin güç olurdu. Böyle bir fırsattayız. Bunu sadece kendi ülkemizde değil, çünkü bütün coğrafyalara karşı bir sorumluluk var. Ecdattan tevarüs eden bir sorumluluk taşıyoruz. Gittiğimiz her yerde bunu, Afrika'da, Latin Amerika'da, gittiğimiz her yerde bu sorulmakta. Beklentiler çok fazla. Hatta geçenlerde bir Afrika seyahatinden sonra arkadaşlarıma dedim ki, ya biz bunları görmeseydik biraz daha mesuliyetimiz azdır denirdi, ama gördükten sonra mesuliyetimiz o kadar çok ki bunlara da çare olmamız gerekiyor. Türkiye'nin güçlenmesi, hele bu anlayışta bir güce sahip olması ve insanlar hizmet anlayışı her şeyin önünde olması dünyada ezber bozuyor.
ezber bozuyor. Artık Sayın Başbakanımızın Birleşmiş Milletler'in konumunu tartışır hale getirmesi bile dünyada esasında büyük bir olaydır. O basit bir iş değil esasında. O söz bile başı başına bir olaydır. Öyle bakmak gerekiyor. Sizlerin de takip ettiğiniz gibi Dünya Belediyeler Birliği diye büyük bir örgüt var. Takriben dünya nüfusunun 1/3'ünü yöneten yerel hükümetler, ülkelerin yapılarına göre değişen belediyeler, birlikler bu teşkilatın altında, bir çatı altında toplanmış. Bize nasip oldu. 2. dönem başkanlığı yapıyoruz. Fas Rabat'ta Dünya Konseyi toplantısında bundan sonraki toplantı nerede yapılmalıdır? 3 sene sonra. Çünkü her senenin programları önceden belirleniyor. 6 ayda bir yönetim toplantısı, senede bir büyük konsey toplantısı var. 3 yılda bir de seçimli oluyor. Geçen yıl Dakar'da, Senegal'in başkentinde böyle bir toplantıda ben İstanbul'un ev sahipliği yapabileceğini söylemiştim. Bizden sonra da birkaç ay sonra Kolombiya'nın başkenti Bogota için belediye müracaat etmiş. Biz de ev sahibi olmak istiyoruz diye. Ve Fas'taki bu toplantının seçimden önce gündeme getirildi. Ve dedi ki bundan sonraki toplantıyı nerede yapacağız? 2 şehir adayı var. Bir tanesi İstanbul, bir tanesi Bogota. Bogota'nın belediye başkan vekili olan bayan kürsüye geldi. Sunumunu yapıyor. Kenti gösteriyor. Kentin hareketini gösteriyor ve bitirdi. Ki ben daha önce gittim, biliyorum kenti. Ve bütün delegasyona, 700 civarında dünyanın değişik yerine gelmiş olan delegasyona ricada bulmaya başladı. Dedi ki bizim ihtiyacımız var bu toplantıya. Çünkü 3000 civarında belediye başkanı ve seçilmiş geliyor. Kentimizde barış için, ekonomi için, istihdam için buna ihtiyacımız var. İstanbul çok güçlü bir şehir. Birçok organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ama bizim ihtiyacımız var. Konuşmasını yaptı. Bunun için bu hassasiyetimize lütfen dikkat ediniz gibi bir şeyler söyledi. Daha sonra bizim arkadaşımız İstanbul'u tanıttı. Tabii çok etkili, çok farklı. Zaten biz öncesinden de yemekte veya dışarıda kahvaltılarda bir araya geldiğimiz delegasyon hep İstanbul filan diyorlardı. Ve bitti, karar verme aşamasına geldi. Bir dakika dedim, mikrofonu aldım. Dedim ki biraz önce sunumları aldık. Her iki şehri de tebrik ediyoruz. Bogota belediye başkan vekili olan bayan buna ihtiyacın olduğunu söyledi. Doğrudur, İstanbul çok büyük organizasyonlar ev sahipliği yapıyor. Ama Bogota'da eğer barışa, istihdama ve oradaki demokratikleşmeye, sosyalleşmeye daha doğrusu katkısı olacağını ifade ettiği için başkan olduğum bir teşkilatın başkan olarak kendi kentimi böyle bir yarışı sokmak istemiyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Latin Amerika'nın güçlenmesini, Kolombiya'nın güçlenmesini istiyoruz dedim ve İstanbul'u çekiyoruz dedim. Müthiş etkisi oldu. Gözyaşlarını tutamayanlar, onların delegasyonu bütün masaları dolaşarak, ağlayarak herkesi kucaklamaya başladılar. Böyle bir orada güzellik yaşadık. Tabii şunu göstermiş olduk. Güçlü olduğunuz zaman, en kaslı olduğunuz zaman zayıfı himaye edebilmek önemli. Biz ecdattan bunu gördük. Batı ve gelişmiş ülkeler güçlendikçe ezdiler. Biz güçlendikçe ihtiyacı olanı el uzattık. Ve şuna inanıyorum ki Latin Amerika'nın Türkiye'ye karşı bakışı çok daha farklı bir noktaya gelmiştir. Belediye başkanı daha sonra beni aradı. Telefonla kendisi gelememişti. Bütün o delegasyon, hatta nüfusu 1 milyonun üzerinde olan metropol kentlerin birliği var, metropolis. Onun başında olan zat, 25 yıldan beri ben bu örgütlerin başındayım, böyle bir şey görmedim dedi. Ve teşekkür etti. Çok duygulandım dedi. İşte bizim gittiğimiz her yerde her şey bizim olsun demeyiz. Oradaki insanları düşünürüz. Oradaki insanların geleceğini düşünürüz. Böyle bir anlayışımız, değerlerimiz var. Bu bakıma Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi gerekiyor. Daha da farklı noktaya gelmesi gerekiyor. Bu konuda hepimizin
hassasiyet göstermesi. Biraz önce Sayın Milletvekilimizin, değerli dostumuzun bahsettiği gibi vakıflarımızın güçlü olması lazım. Çünkü gerçekten çok farklı etkileri var. Yani biz belki biraz dinleyip geçiyoruz, okuyoruz, bir defasında bahsini geçiyoruz ama geçen yine o toplantıda Stuttgart eski belediye başkanı beraberce diyor bir şeyler yapalım UCLG teşkilatı içerisinde, bu dünyadaki vakıflardan destek alarak diye bazı projelerden bahsetti. Dedim ki başkan bir dakika, kendisi de şu anda 63 yıl önce kurulmuş olan Avrupa Belediyeler Birliği CMR'ın da başkanı aynı zamanda. Ve şunu söyledim, bir dakika dedim, ben açık konuşmayı severim. Her vakıfla biz çalışamayız dedim. Önce vakfın kimliği, kişiliği, niyetlerini görmemiz gerekiyor. Ondan sonra böyle bir ilişkiye girebiliriz dedim. Bunu tabii ki bir yurttaş, bu ülkenin bir bireyi olarak, bu camianın bir ferdi olarak, Rabbimin lütfu olarak o yerlerde bu görevlerin başında olmak ve bu insanlara bunu söyleyebilmek bizim için büyük bir lütuf. Ve oralarda da her yerde de açık kalplilikle gayet net bir şekilde insan haklarını savunarak net ifadeler kullanıyoruz. Takip etmişsinizdir. Yine bir nasip. Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon dünyadan 26 tane akil adam bize göre bahsettiğimiz, onların üst düzey seçkin panelist diyorlar. Böyle bir görev bizi de davet ettiler. Biz de girdik. 26 kişiyiz. İngiltere Başbakanı şu andaki David Cameron var. Liberia Cumhurbaşkanı, Endonezya Cumhurbaşkanı, Ürdün Kraliçesi Mandela'nın eşi filan gibi insanlar. 26 kişiyiz. O toplantılarda da geçen 24'ünde yine Birleşmiş Milletler'deki yaptığım üst siyasi kurula yaptığım meclisin konuşmamda da ifade ettim. Hep şunu söylüyoruz. Her gittiğimiz yerde artık gelişmiş ülkeler geri kalmış ülkelerden, baştan Afrika'dan ellerini çeksinler. Afrika'yı Afrikalı'ya bırakın. Ve bazı şeyler detaylar anlatıyoruz. Ha bunları söyleyebilmenin gücü ne? İşte Türkiye güçlenirse, bizim gücümüz olursa, bu anlayışımız ve ahlakımızla sizleri temsilen orada bunları söyleme gücüne sahip oluyoruz. Ve ezber bozmaya çalışıyoruz. Çok enteresandır. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından, çok eski değil, başkanlardan bir tanesinin, siyasi danışmanlardan bir tanesinin ifadesi. Yakın bir tanıdığım bir dostum bana anlatıyor, bir iş adamı. Diyor ki biz Amerika olarak bu iktidarın varlığına rahatsız olmadık. Varlığından gördüğümüz, evet olabilir, böyle bir örnek ve model bir devlet yapısı ortaya çıkabilir ve başarılı olabilir. Bunu gördük, müttefikimiz dedik. Fakat sonra da gördük ki düşündüğümüz gibi değil, farklı gelişiyor. Dünyadaki ülkelerin gidişatını, rotasını değiştirmeye kalkıyor. Kendi işine bakmıyor, bütün dünyaya bakıyor. Çünkü bizim sorumluluğumuz sadece kendi gemimizi üzülmek değil ki, aynı gemideyiz. Bir yerde yanlış görüyorsak mutlaka onu yerinde, anında söylemek ve müdahale etmekle sorumlu olduğumuzu hissediyoruz. Sadece kendi çizgimizde kalmak istemedik, istemiyoruz. Bir anekdottur, onu da bahsederek bitirmek istiyorum. Konsolosluklardan bahsedildiği için Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nda Amerikan İngiliz Konsolosluğu'nda bomba patladı, biliyorsun, bombalar atıldı. Orada konsoloslarla şeyimiz var, yakın görüşmemiz var. Dönemin Amerikan Başkonsolosu'yla bir gün kahvaltıdayız. Henüz parti kurulmamış. Sayın Başbakanımız böyle bir düşüncesi var. Hapisten yeni çıkmış. Benimle kahvaltı yapmak istedi. Yani Sayın Başbakanımızı benden öğrenmek istiyor. Bunu anladım ve çok anladım ve çok net şeyler söyledim. O detaya girmeyeceğim. Ve şunu söyledi. Bizimkiler Robert Kolejleri kurdular birçok ülkelerde ve Türkiye'de ve İstanbul'da. Bilhassa Müslümanları isteyen yapmak için. Büyük ölçekte başarısız olduk. Ancak Ermenileri Angelikan yapabildiler. Diğerlerinde çok etkili olamadık diye. Niyetleri açık açık söylediler. Yani bu kurulan bütün her şey, bütün sistem tamamen ülkeleri yakından takip etmek, görmek,
Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak. Yıllarca bunu yaptılar ama şimdi Türkiye hamdolsun çok daha farklı gelişti ve gerçekten değerlerine sahip çıkan, ülkenin geleceğini düşünen, samimi olan gençler yetişiyor. Bundan da gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar her birinizin bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ve ben de katılıyorum. Fevzat Bey'in ifadesi, Büyükçekmece'de sabahleyin birlikteydik. Biz bu kadar değiliz. Bu kadar değiliz. Çok daha güçlü olmak, bir araya gelmek. Hele geçmişi yad etmek. Yılda bir iki kere olsun bir araya gelip de geçmişi tazeleme anlamında da önemli bu. Bu da önemsediğimi ifade ediyor. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Bu adamlar biraz daha farklı arkadaşlık. Evet. Hep dostlarınızı getirin. Dostlarla birlikte olalım inşallah. Peki. Saygılarımla. Thank you.